Sarkozy'nin 2007'de iş başına gelmesini takiben önce Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimiz konusunda ciddi bir sıkıntı yaşamaya başladık. Cumhurbaşkanı Sarkozy Türkiye'nin Avrupa ülkesi olmadığını, Avrupa yönelimi bulunmadığını, olsa olsa köprü olacağını, müzakerelerin sürecek olmasıyla beraber bunun sonucunun Türkiye'nin üyeliğiyle tamamlanmayacağını iddia ederek ayrıca tam üyelikle doğrudan bağlantılı olduğu gerekçesiyle 5 müzakere faslını da bloke ederek bizim önümüzde çok ciddi bir engel teşkil etti. Bunu takiben özellikle son zamanlarda Ermeni konusunda ciddi bir macera yaşadık. Cumhurbaşkanı Sarkozy bize çok uzun süre verdiği sözü unutarak ki o söz şuydu. Bu meclisten 2006 yılında geçmiş olan o inkarcılık yasa teklifi Senato'da hiçbir şekilde gündeme gelmeyecek ve ben bu teklifi Senato'da gömeceğim, toprağa gömeceğim. Hiç merak etmeyin şeklindeki sözü. Geçen sene Ekim ayında Ermenistan'a yaptığı ziyarette unutarak bize olan vaatlerini de göz ardı ederek yani Türk-Fransız ilişkilerinde ciddi bir tahribata yol açan bizi bir noktaya getirdi maalesef. Tabii Avrupa Birliği'ne ilişkin sürecimiz konusunda yani Sarkozy'nin Türkiye'nin Avrupa'da yeri yoktur yolundaki beyanın arkasına Hollanda'nın böyle bir beyanı yok. Ve Hollanda işte çeşitli vesilelere söylediği ve verdiği mülakatlarda da görüldüğü gibi yani Türkiye ile müzakere sürecinin üyelik müzakere sürecinin objektif şartlarla devam etmesi gerektiği yolunda. Fakat bunun uzun bir vadeli süreç olacağını da söylüyor ki biz bunun yarın biteceğini tabii beklemiyoruz. Zaten öyle bir görüşümüz yok. Zaman alacağını da söylüyor. Ama her halükarda bu zamanın yani 5 yıl içinde yani kendi dönemi boyunca, Cumhurbaşkanı dönemi boyunca da bu zamanın gelemeyeceğini söylüyor. Şimdi dolayısıyla orada tabii şöyle bir esneklik bekleyebiliriz. Belki Fransa o bloke ettiği 5 fasıldan ilk aşamada bazılarını belki daha sonra ileride tamamını müzakereye açabilir. Çünkü bizim istediğimiz de bu. Biz müzakere bütün fasılların imkan ölçüsünde açılmasını. Çünkü o fasıllar açıldıkça hatta açılmadan da önce bir ev ödevi var Türkiye'nin. Türkiye onu da yerine getiriyor gayet güzel. Dolayısıyla o blokajın kaldırılmasını umuyoruz. Tabiatıyla Fransa'nın bu tutumunun arkasına saklanan bazı başka Avrupa Birliği üyesi ülkeler de var. Ama Fransa'nın bu blokajı eğer kalkarsa fasıllar üzerinde diğerleri de, diğer bazı üyeler de bu bahanenin arkasına saklanamayacaklardır. Dolayısıyla önümüzü biraz daha iyi görmek imkanı doğacaktır. Yani Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerde ne zaman bir sıkıntı çıksa bu sıkıntı esas itibariyle Fransa'nın tavrından kaynaklanıyor. Yani ne zaman ilişkilerimiz darbe alsa bu darbeler hep Fransa'dan geliyor. Yani biz Türkçesiyle Fransa'nın ayağına falan basıyor değiliz. Fransa ile bizim 500 senelik aşağı yukarı bir ilişki düzenimiz var. Fransa ile NATO'da beraberiz yani müttefikiz. Fransa halkı bizim için dost bir halktır. Burada 565 bin vatandaşımız yaşıyor ki bunların önemli miktarı da Fransız vatandaşıdır aynı zamanda. Aramızda ilave bir köprüdür. Yani böyle bir ülkeyle son derece iyi bir şekilde çalışmak iki tarafında, iki ülkenin de, iki halkın da yararına, çıkarına olacak dosyalar üzerinde çalışmak varken yani bir takım engellerle mücadele etmek son derece saçma ve manasız. Umarız ki yani mesaimizi hem biz Türkiye olarak hem Fransa yani hayırlı, olumlu şeylere hasretmek durumunda kalırız. 15 Mayıs'ta yeni seçilen Cumhurbaşkanı görevini Sayın Sarkozy'den devralacak. Onu takiben bir hükümetin kurulması gerekecek. Bu hükümet tabii kısa vadeli bir hükümet olacak. Çünkü 10 ve 17 Haziran'da iki turlu olarak ulusal meclis seçimleri var. Dolayısıyla biz bu dönemin Türkiye-Fransa ilişkileri bakımından daha olumlu, daha hayırlı bir dönem olacağına inanmak istiyorum. Yapacağımız iş bu Hollanda'nın göreve başlamasını ve hükümeti kurmasını takiben ekibiyle
mümkünse bir araya gelip beklentilerimizi tekrar kapsamlı şekilde izah etmek ve o tarafın yani görüşlerini almak. Tabiatıyla yani bu olumlu beklentilerimizin, ümitli beklentilerimizin ne kadar gerçekleşmeyeceği tabiatıyla Hollanda yönetiminin tavrına bağlı olacaktır. Ama yani biz iyimser bir şekilde eski güçlüklerin artık arkamızda kalabileceğini ummak istiyoruz. Ondan sonra yani normal olarak şu olabilirdi. Yani madem ki işte aslında iki tarafında yani Sosyalist Parti'nin Cumhurbaşkanı seçilen adayı Hollanda'da Ermenilere verdikleri sözler vardı. İki taraf için şu imkan bulunuyordu. Yani biz verdiğimiz sözü tuttuk. Fakat Fransa bir hukuk devletidir. Bu hukuk devleti anlayışı çerçevesinde Anayasa Konseyi de böyle bir karar almıştır. Dolayısıyla bu kararı kabul edip içine sindirmemiz gerekir ve bunu takiben biz bu konuda yeni arayışlara girmememiz lazımdır demeleri gerekirdi. Çünkü bu kendileri için bir aynı zamanda çıkış stratejisiydi ve biz bu kendilerine de bunu teklif ettik. Fakat maalesef özellikle Cumhurbaşkanı Sarkozy bu konuda ki ısrarında inadında devam etti ve hatta ikinci tur öncesinde son kampanya toplantılarında, mitinglerinde de bu konuya değindi. Ve tabiatıyla bizi çok üzdü. Çünkü yani burada yapılan şey yani Türkiye'ye, Türk milletine, Türk tarihine bir anlamda ciddi bir haksızlık etmek manasına gelir. Bizim Türkiye'nin, milletimizin kabul edeceği bir şey de değildir. Bunların da büyük çoğunlukta bizim aldığımız uyumlara göre birinci turda oylarını Hollanda'la Demokratik Hareket Lideri Bayrou arasında paylaştırdıklarını, ikinci turda da büyük ölçüde, çok büyük ölçüde ezici çoğunlukla Hollanda oy verdikleri yolundadır.